Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İker Akanter. Bu bölümde sizlere Bludun'un RT5A mouse'unu inceleyeceğiz. İlk önce poşetinden çıkartalım. Bunu ilk geldiğinde güzelce dezenfekte ettik. O yüzden rahat rahat elleyebiliriz şu anda. Evet. Ürünümüzün kutusu. Şöyle kutuya bir bakalım. Hem kutu açılımı olacak hem de mouse'un özellikleri hakkında bilgi vereceğiz. Evet, geliştirilmiş 4 core sistem. 9 tane programlanabilir. Tuş, 4 renkli mod varmış. Sanırım ışıklı bir mouse bu. Ben de daha önce incelemedim. İlk defa sizinle birlikte bakacağım. Optik mouse ayrıca 100 dpi ile 4000 dpi arasında tarama özelliğine sahip bir sensörü var. Saniyede 2.41 megapiksellik tarama yapıyor yüzey olarak. Frame rate'i de 6166 FPS demiş. 20 gramlık hızlandırması var. Tracking speed 60 inç saniye. Saniyede 60 inç boyunca götürebiliyorsunuz mouse'u bir yandan bir yana. Evet, cevaplamada 125 ile 500 Hz arasında saniyede 3 ayrı değiştirilebilir var. 3 ayrı ayardan değiştirebiliyoruz 3 seçenek içinden. 1 milisaniyeden daha düşük tıklama kapasitesi diyor. Yani tıkladığınız zaman 1 milisaniyeden daha düşük sürede algılıyormuş. 20 milyon tıklamalık Omron marka butonların ömürleri varmış. Bu hem kablolu hem kablosuz bir mouse. Şu şekilde. Biraz büyük, küçük değil, bu bir oyuncu mouse'u. Şöyle bir çıkartalım bakalım şimdi. Görelim. Kutusunu dezenfekte ettik ama kendisini etmedik. Çıkarttığımız zaman kendisini dezenfekte edelim derken, evet, alt tarafına kaç bir şey doldurmuşlar, hepsi düştü. Şimdi şuradan bir bakalım. Evet, yazılımı indireceğiniz yerin linki var. Bunu indirdiğiniz zaman mouse'un bütün özelliklerini aktif edebiliyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Kutunun üzerinde Activated Ultra Core 3 yazıyor bakın. Ultra Core 3 bir makro programı ve bu birazcık pahalı bir program. Yanılmıyorsam 20 ile 30 dolar arasında bir fiyatı var. Bu mouse aldığınız zaman bu içinde geliyor. Ayrıca para vermenize gerek yok. Bludun'un 2 tane sticker var. Eğer kullanmak isterseniz, sticker seviyorsanız bu şekilde. Çok güzel uzatma kablosu koymuşlar mouse için. Mouse'un kendi kablosunun haricinde ya da uzatma kablosu var. Evet, başarılı. Bu arada örme kumaş kullanılmış kablolarda. Sağ solu kolay kolay kopacak bir şey değil. Kablolu kullanmak istiyorsanız da micro USB'den USB'ye uzatma kablosu. Burada ikisi birlikte bayağı uzun bir mouse elde ediyor bu. Şöyle mouse'umuzu da çıkartalım. Fizikin özelliklerine bakalım. Şimdi evimde hassas bir tartı yok. O yüzden ağırlığına bakamayacağım. Çok hafif bir mouse değil. Onu söyleyebilirim. Kablo ile kullanacaksanız şu şekilde USB dongle'ını buraya koymuşlar. Tamam, güzel, kaybolmasın diye. Ama kablo ile kullanmayı tercih ettiğiniz zaman bunu koyduğunuzda ne yazık ki kaymaz. Bu bir dezavantaj. Bunu çıkarmanız lazım. Mousepad'inize sürtünecek yüzeyler metal. Bu güzel düşünülmüş. 3.7 volt 60 miliamperlik bir batarya varmış içinde. Evet, tuşlarını sayalım şimdi. Sağ tarafında tuş yok. Şunu bırakayım elimden. Tuttuğunuz zaman sadece sağ el kullanan insanlar için dizayn edilmiş. Anladığım kadarıyla solaklar kullanamıyor bunu. 2 tane sol elinizde tuş var. Sağ sol tuşları var. 4 tekerlek var. 5, 6 ve 7. Toplam 7 tuşlu bir mouse. 2 tane de burada makro tuşunuz var. Burada büyük ihtimalle belki DPI değiştirebileceğiniz tuş vardır. Kullandığımız zaman bunu göreceğiz. Ama gelin ölçülerine bakabiliriz. Ağırlığını ölçemeyeceğim sizin için ama. Yaklaşık 5,5 santim diyebiliriz. Uzunluğuna bakalım mouse'un.
sıfırlayalım. Masanın toplam uzunluğu ise aşağı yukarı 11 santim diyebiliriz. Şimdi malzeme kalitesine baktığım zaman tamamıyla plastik bir mouse. Metal kısım sadece şu yüzeyler. Şu yüzeylerin haricinde bir metal kısım bulunmuyor. Şöyle kablosuna da bakalım. Evet, kabloyu takacağınız yer şurada. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir deneyeceğim. Kabloyla kullanmak isteyenler için. Bu arada şu kısmı dikkat ederseniz şu tekerleğin altına geleceği için, yani bu kabloya zarar vermemeye çalışın. Başka kablolarda sıkıntı yaşayabilirsiniz buraya girmesi konusunda. Bu arada buraya bayağı bir sıkı giriyor ha. Yani ha deyince şey çıkacak bir kablo değil. Takması da bayağı bir zor. Evet, mesela takmaya çalışırken ben şuralarını sürttüm. Evet. Ayrıca bunun pilli bir mouse olduğunu söylemiştim size. Şarjı bu kabloyla yapıyorsunuz. Ya da herhangi bir USB, micro USB kabloyla şarj edebilir misiniz? İşte bunun buraya girmesi problem. Şarj etmek için bu kabloyu mutlaka kullanmanız lazım. Ama bunu istiyorsanız bilgisayarınıza takarak şarj edip hem de kullanabilirsiniz. İstiyorsanız telefon adaptörünüze de tabletinizin adaptörü varsa 5 volt onunla da şarj edip daha sonra kullanabilirsiniz. Şimdi gelin mouse'u bilgisayara bağlayalım. Bir programını falan bir indirelim. Bir ayarlarına falan bakalım hep birlikte. Mouse'u bilgisayarımıza taktık. Şu anda hem şarj oluyor hem de kullanabiliyoruz. Taktıktan sonra uygulamasını indirmeniz lazım. Kutunun içinden çıkan adres bloody.com. Ama ben şu anda giriş yapamadım Bloody'nin sitesine. Sanırım bir problem var. O yüzden bloodyusa.com'dan indirdim. Size de buradan göstereyim nasıl indirebileceğinizi. Biraz yavaş çalışıyor ama yapacak bir şey yok. Download'a tıklıyoruz. Buradan mouse Bloody 7 software diyor. Bunu download etmeniz lazım. Bu mouse uygulaması Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 ve Vista ile uyumlu. XP ya da MacOS'ta kullanamıyorsunuz ne yazık ki. Buradan tıkladığınız zaman dosyayı bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve kuracaksınız. Kurulum sırasında Türkçe'yi seçebiliyorsunuz istiyorsanız. Karşınıza ilk başta şu uygulama geliyor. Bu videoda inceleyeceğimiz üründe Core 3 ve 4 Etkin taktığınız zaman zaten otomatik olarak buradan güncelliyor. Bu mouse'un içinde kendi hafızası var. Bu hafızadan dolayı da yaptığınız ayarları kaydedebiliyorsunuz. Şimdi burada toplam 4 tane ayar var. Bu ayarlara her tıkladığınızda yazılımı sıfırdan kurduğu için, şimdi göstereceğim ben size. Ayarları ona göre yapıyor. Oyun içindeyken anlık olarak değiştiremiyorsunuz. Çünkü mouse'u silip yeni mouse takmışsınız gibi algılıyor. Mesela Core 1'de neymiş? Role playing ve real time strateji oyunları için uygun olduğunu söylüyor. Core 2'ye geçtiğiniz zaman ise normal FPS oyuncuları için uygun olduğunu söylüyor. Mesela tek atış için 1'e basıyorsunuz. Mouse'un üzerindeki 1, 2, 2 aslında 1, 2, 1 anahtar. 3 ve 4 de düğmeler. Bunlara bastığınız zaman da seri atışlara basıyorsunuz. Ultra 3 ve Ultra 4 ise bizim mouse'umuzda bedava içinde geliyor. Satın almak istediğiniz zaman şu anda 8 dolara satılıyor. 8 dolar para vererek 3 ve 4'ü aktif edebiliyorsunuz istiyorsanız. Mesela Core 3 Ultra üst düzey FPS oyuncuları için, Ultra Core 4'ü aldığınız zaman ise MMO ve RPG oyuncularına diyor. Şimdi çok karışık bir menüsü var uygulamanın. Şöyle göstereyim. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bununla ilgili videolar var. Detaylı anlatan. Oradan inceleyin. Çünkü benim de bir çözmem lazım. Burada tuşların her birine istediğiniz göreve atayabiliyorsunuz. Burası sensitivity kısmı. 3200 dpi'ye kadar kullanabiliyorsunuz boss'u. Şu anda 1200 dpi'de. Şöyle göstereyim size ekranda. Mesela bunu 3200 aldığım zaman mouse çok daha hızlanıyor. Ve anlık olarak yapabiliyorsunuz. Ama ben şuradan değiştirmesini bir numaralı tuş diyor. Ama bizim mouse'umuzda ben bunu bulamadım açıkçası. Değişmiyor.
En azından DPI olarak değişmiyor. Belki çünkü bu yazılım bir tüm mouse'lar için geçerli. Bizimkine uygun yapmamışlar. Ya da bir ayarı var, ben bilmiyorum. Benim cahilliğim. Eğer bu bizim kullandığımız, incelediğimiz mouse'la bu değişebiliyorsa bana lütfen yorumlarda yazın. Ben de öğrenmiş olurum sizin için. Sensörü kalibre edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız sensörünüzü kalibre edebilirsiniz. Guard kısmına geldiğiniz zaman da cihazın bir sürü donanımsal ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela kalan güç şu anda %7'de. Mouse yaklaşık yarım saattir takılı, kurcalıyorum. Yarım saatte %7'ye şarj etti ki 2.4 amperlik adaptörden şarj ediyorum, bilgisayardan değil. Bu kadar yavaş şarj oluyorsa umarım bayağı da uzun süre kullandırıyordur kendini. Buradan bağlantı işte radyo frekansı etkinleştirme, USB adaptörünü etkinleştirme yapabiliyorsunuz. Bunları farklı bir taneyle kalibre edebiliyorsunuz, bağlaştırabiliyorsunuz. Ivır zıvır bir sürü özelliği var burada. Mesela burada güç tasarrufu, yani kaç dakika sonra mouse'u kullanmadığınızda güç tasarruf moduna geçsin. Bence 5 dakika iyi. Mouse'u nasıl uyandırmak istiyorsunuz? Malum bu pilli olduğu için, pilini koruması için mesela hareketle uyandırma. Mouse'u bir kere dürttüğünüzde mouse hareket edecek ya da mouse tuşuna tıkladığınız zaman uyansın diyorsunuz. 160 kilobaytlık bir hafızası olduğunu söylüyor burada size. Bu hafızanın içine kaydediyor. Böylece mouse'u çıkartıp başka bir bilgisayara taktığınızda da kendi ayarlarınızı kullanabiliyorsunuz. Buradan çerçeve hızı ayarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bunu ben hala değiştiremiyorum bu arada, sensitivity'sini. Neyse, devam edelim. İşte makro kısmı burada. Bu bölüm bir hayli karışık. Uygulama seçiyorsunuz ve uygulamada basmak istediğiniz tuşlara ne yapmak istediğinizi atıyorsunuz. Bunu biraz kurcalamam lazım öğrenmem için. Size de anlatmam zor. Burada da aynı şekilde ikinci bir makro uygulaması daha olduğunu düşünüyorum. Burada da headshot diyor. Evet, böyle girdiğiniz zaman hangi tuşta, şöyle bakalım. Evet, oyun seçiyorsunuz. Oyunun oynadığınız çözünürlüğü seçiyorsunuz. Hassasiyet ayarınızı elle giriyorsunuz ve evet, tekerleklere basarak, evet şimdi oldu, tuşlarla istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bir hayli karışık bir uygulaması var. Neyse, şimdi gelin bir tane oyunda deneyelim bakalım. Kullanımı rahat mı, değil mi? Bu aralar Division 2 oynuyorum. Division 2'de bir deneyeyim bakalım. Mouse'la güzel oyun oynayabilecek miyim? Şu anda Division 2'deyiz. Şöyle mouse'u da göstereyim. Kabloyla bağlı şu anda. Şarj oluyor çünkü. Şöyle bir oynamayı deneyelim. Core 3 activated olarak oynuyoruz. Arka plan sesleri umarım sizi rahatsız etmez. Ama mouse'un sensitivity'si gayet iyi. Umarım arka plan sesleri sizi rahatsız etmiyordur. Robot girdi çıktı ya abi, böyle bir şey olamaz. Flashbang yedik. Thank you.
Ben normalde masaüstü bilgisayarımda Razer mouse kullanıyorum. Razer Death Header kullanıyorum. Açıkçası hassasiyet, elime oturma ve rahatlık olarak Razer'dan çok bir farkı yok. Onu söyleyebilirim size. Tabii ki zamanla kullandıkça mouse'ların gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Yıllar geçtikçe, tuşlara bastıkça artık çift tıklamalar başlıyor, sensör okumamaya başlıyor. O yüzden zaman gösterecek ama 140-150 liralık fiyatına göre bir hayli kaliteli bir mouse olduğunu size açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de lütfen YouTube kanalımıza abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin. Her türlü sorunuz için Discord sunucumuza gelebilir ya da foruma gelebilirsiniz. teknolojiodası.net forumumuz. Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden de takip etmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Beğendiğiniz videolarımızı, dosyalarımızı tabii ki sabahtan beri dosyalarla uğraşınca artık beyin gidiyor. Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız ulaşamayacağımız birçok kişiye de ulaşmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.